7 Güzel Adam 31. Bölüm. www.sesibetimlemedernegi.com 7 Güzel Adam yazdı. Bir 10 yıl öncesi uzakta diye bu yanlış düzeni sürdürmek neden? Sanma mesafeler koparır beni ve yıllar eskitir birliğimizi. Bir gecelik bir uyku gibidir zaman. Yıllarca sürse de ayrılığımız. Mani olmuş bir adam direnir durur. Utanır ve korkar kefenlenmeden. Zamanımı çalan bir kara ekmek. Durur yüreğimde bir kurşun gibi. Bir adım atarsak kafes kırılır. Belki birden erir zincirlerimiz. Ey uyku, ey anne, gel kurtar beni. Ezildim aklımın hesaplarında. Ey anne, ey uyku, ey beyaz ela. Bir çılgınlık bulsam, kurtulsam yahut. Sazdan bir yapıya dönüştü birden. Çürüyen bu kentin apartmanları. Bütün vakitlerim sana ayarlı. İşte hesabını rüyalarım. Yokluğun içimde duvarlar örer. Nasıl kan toplar gülüşlerinde. 58'li ve 74'lü yılların resimleriyle bir albüm. Bozkır'daki ardıç ağacı altında iki adamın resminin üstünde Tüyle Yedi Güzel Adam yazdı. Erdem Beyazıt, Uraz Kaygılaroğlu, Cahit Zarifoğlu, Baran Akbulut, Zehra Yıldız Çağrı Atiksoy, Rasim Özden Eren, Mertcan Sevimli, Süleyman Uğur Karabulut, Nuri Paktin, Kemal Uçar, Şükriye Hülya Şen, Naciye Şayka Koldemir, Emine Pınar Gök, Akif İnan Yiğit Çakır, Seyit Zarifoğlu Fatih Murat Tekin, Ali Kutlay Çağdaş Tekin, Alaaddin Özden Eren Orhan Kanal, Adnan Edip Saner, Hakkı Mert Asker, Cevat Bora Cengiz, Güler Ece Makyol, Merve Zümre Ertürk, Kahraman Can Güreler, Zafer İbrahim Ersoylu, Celal Cengiz Tangör, Yeminici Ahmet Bilgin, Müdür Fuat Rahmi Dilligil, Hatice Sema Şahingöz, Ökkeş Mehmet Yaşuru, Filistinli Meryem Esma Saep Afandı, Çalık Anıl Yıldız, Hasan Ali Sedat Kalkavan, Hayriye Demet Genç, Kerim Mehmet Emre Yakut, Selim Emrah Doğan, Elif Işıl Tangör, Yangocu Doruk Uysal, Senarist Ahmet Tezcan Nevin Şahin, TRT Proje Sorumlusu Müslüm Şahin, Uygulayıcı Yapımcı Ali Naci Erol, Yapımcı İksan Fırat Ömer Can, Yönetmen Adnan Güler. Işık Şefi Adem Başkurt, Set Amiri Şerafettin Ekin, Kostüm Sorumlusu Sevda Altıner, Ses Operatörü Mahmut Hancı, Saç Makyaj Tasarım Esin Can Yüksel Uysal Bilir, Kas Direktörü Yaprak Bayraktar Neslihan Üzer, Görsel Efektler Dijileyim, Yardımcı Yönetmen Burak Müjdeci, Yapım Sorumlusu Hakan Tansu Şahin, Sanat Yönetmeni Özgür Kemertaş, Görüntü Yönetmeni Cihan Yeşiltarla, Kurgu Umut Ozan Bölükoğlu, Müzik Engin Bayrak. Antika Divi Tokka Takımı yazı yazan bir el, eski bir radyo, rafta ciltli kitaplar ve daktilo. Bozkır'daki ardıç ağacı altında iki adamın resminin üstünde Tüyle Yedi Güzel Adam yazdı. Şairler Memleketi Maraş'ın lise yıllarında tanışmış ve kader arkadaşı olmuş yedi güzel adamın hikayesi yazdı. Ülkücülerin Kıraathanesi 31. Bölüm. Çalık ve sağcı piyangocu başını kaldırıp baktı gelen kahraman. Çalığın gözleri irileşti, kahramanın arkasında Hakkı ve Zafer. Geçlerde ürkek, çekingen bakıyor. Abi, biraz konuşabilir miyiz? Çalık dişlerini sıkarak bakıyor. Ürkütücü bakışıyla yağ sabır çekerek kalktı. Kahramanlar ne yapacaklarını bilemez birbirlerine bakarken Çalık arka masaya yöneldi. Kaybol. Adam kalktı, Çalık oturdu. Gençler kenarda ayaktalar. Çalık'ın sert adamı arkada gelip dikildi. Çalık burnundan soluyor. Bu komünist panın ne işi var lan burada? Abi. Ne aklı benim karşıma çıkıyor lan bu? Abi. Bir sakin ol ya. Biz buraya önemli bir şey konuşmaya geldik. Oğlum ne söyleyecek lan bu adam bana? Ha? Ne söyleyebilir? Hani polis vuruldu ya. He? Abim arkadaşı vurdu işte. Abi bir peşin hükümlü olma ya. Zafer sana önemli bir şey söylemeye geldi. Bak. Cevat'ın hayatı söz konusu. Zafer ellerini masaya koydu. Bak. O polisi Cevat vurmuş olamaz. Çünkü Cevat bütün gün benimle beraberdi. Hatta haberi ajanstan beraber dinledik. Sonra teyzem yemek için ısrar etti, o da kaldı.
Yani o polisi vuran Cevat değil. Yanlış görmüş olmalısın. Al işte. Bozacının şahidi Şıracı. Abi. Madem diyorsun ki ben oradaydım. Madem diyorsun gördüm, Cevat vurdu. Söylesene abi. Niye engel olmadın? He? Niye almadın elinden silahı? Yani şey, vurdu kaçtı. Yani kimsenin fırsatı olmadı. Piyangocu kurnaz bir bakışla döndü. Neydiniz la siz, he? Böyle numaralarla kurtulacağını mı sanıyor bu komünist, he? Bak sana yemin ederim, o polisi Cevat vurmadı, tamam mı? Zafer ve Hakkı boşuna çalıştıklarının farkında, hayal kırıklığındalar. Çalık abi, bak ben sana bir şey diyeceğim. Benim bir tane masum dedem vardı. O hep derdi ki, hakkaniyetli insan bir şeyi başkalarından önce kendini anlatır. Çünkü başkalarını anlatmak kolay, kendini anlatmak zordur derdi. Sen şimdi Cevat yaptı deyin. Eyvallah. Ama önce bir kendini anlat be abi. Cevat komünisttir. Yapar. Diyorsan gözünle görmeden. O zaman bir gencin hayatı mahvolucu be abi. Çalık bir noktaya bakıyor. Dalmış gitmiş. Arkada piyangocu, ayakta çocuklar. Sinirle bakıyorlar. Yani vurdu kaçtı. Yüzünü görmedim, tamam. Ama o polis kanlar içinde yerde yatıydı. Solcu sinirli yumruklarını sıktı. O vurdu. He. O vurdu. Çalık dalgın tek noktaya bakarken hırsla yine değişti bakışları. Kahraman iç geçirdi. Çalık daralmış, alnını ovdu sinirle. Koy onu ben. Selim isteksiz indirdi masaya. Süleyman'a dik dik bakıyor. Süleyman oturdu. Ne var, ne istiyorsun? Konuşmaya geldim. İyi de hoca. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok ki. Hainler haddini bilecek. Öyle mi diyorsun? Mesela şu geçen gün çarşıda vurulan polis hadisesini konuşabiliriz. Ha? Selim manidar süzdü. Adnan yatakta kitap okuyor. Tıraşsız, hala solgun. Mecalsiz telefonu kaldırdı. Alo. İşte iyice sarpı sardı Adnan Bey. Karadeniz'den birkaç öğrenci Çalık'ın yanına geldi. Solcu gruptan Cevat. Polisin vurulduğu gün daha önce gözaltına alınan Zafer'in evindeymiş. Kahveci çocuk da geldi. Şu Alev olan çocuk. Anlattıklarından duyduğum kadarıyla Cevat'ın babası polise gidecekmiş. Oğlum polis katili oğlum. Buna inanmış. Çalık'tan engel olmasını istediler. Çalık gayet sakindi. Çocuklara inanmış gibi görünüyordu. Babasını beklemeyelim o zaman. Gerekeni biz yapalım. Bundan daha âlâ bir fırsat olamaz. Piyangocu kurnaz Haris gülümsemesiyle kapadı telefonu. Madem yoldaşsın, Cevat'ın başına gelenlerden niye haberin yok senin? Cevat yoldaşın aklını karıştıran biri varsa, aha o sensin işte. Polis katil diyen de mi benim? Çocuğun başı belada. Babası katil olduğunu düşünüyor. Nedense içimden bir ses, bütün bu olup bitenlerin seninle bir alakası olduğunu söylüyor. Öyle mi? Başka? Bu polisi kim vurdu? Sen biliyorsundur. Gerçi şimdiye çoktan afiş olmuştur ama ben yine de sana sorayım istiyorum. Ya nereden bileyim ben? Adamı zıvanadan çıkartma. Bana sokağa mı öğretiyorsun sen? Şu ortamda polisi kim vurabilir? Sana polisi kim vurdu diyorum. Gencecik bir çocuğun hayatı söz konusu. Bunu niye anlamıyorsun? Selim iç geçirip sinirle indirdi bakışlarını. Parmaklarını asabi oynatıyor.
Süleyman umutlandı. O polisi Cevat yoldaşın vurmadığını iyi biliyorum. Buranı sorma. Bu kadarını bil yeter. Demek ki biliyorsun. Ya sana ne, sana ne? Vurup vurmadığını sordun, ben de değil dedim. Uzatma. Ya Cevat'ın başına gelenlere hiç mi üzülmüyorsun? Ya da hiç mi düşünmek istemiyorsun? Silahlı devrim dedikleri şey sadece bir oyun. Bunu nasıl anlamazsın arkadaş? Bana bak. İyi bak, iyi. Sana oradan oyun gibi mi gözüküyorum ha? Hayal miyim? Ben gerçeğim. Ve isteğimle devrim yapıyorum. Sayar gibi parmaklarını tuttu. Stalin, Mao, bunlar kanlarıyla, canlarıyla devrimi gerçekleştirdi. Senin devrim dediğin şeye Stalin istatistik gözüyle bakıyordu be, sen ne diyorsun? Aynı şey 68'de de oldu ve sırf bu yüzden masum insanların başı yandı. Şimdi de aynı şey olacak. Canını seviyorsan bas git hoca. Bir daha da yoluma çıkma. İnan olsun bu sefer infazından çekinmem. Geçen gece postanenin orada. Şu beni vurmaya geldiğin ajan kılıklı serseriyle beraber. Vurduğun adam da polis miydi? He? Düşünceli başını eğdi, kaldırıp kinayeli bakan Süleyman'a bakacak oldu, geri indirdi bakışlarını. Dergideler. Suyu temizliyor ayakları. Gerçek mi gerçek? Savaş pilotu egzoperinin parmaklarının suya dokunuşudur. Çoğalan İbrahimlerle bir gelecek vakit habercisi yeniden çizdi kendi. Buruşmuş çocuk balonları gibi kaldırıldı. Kentin putları ve eski fotoğrafları. Bir şölen kelimelerdi. İnanınca duanın gücü artar. Tutsaklık eridi. Bir akımdır geçen yüreğimde. En uzaktaki bir Müslümanın yüreğine. Varoluş. Sevmenin ekonomisi. Baktığın yerlerde gölge. Rahman. Rahim. Bir kutsal gölge. Vakur, dinç bir devrimden iyi anlarım. Benim işim devrim yapmak. Bir güzel geyik gibi özü tarih. Anlamı yaşamın. Her savaşçının. Bir muştu büyütüyorum yüreğimde. Bileklerimin gücüne doğru işleyen. Bir Asya direnci. Afrika. Siyah inci. En çok şimdi anlıyoruz Ömer'i. Ali, Hasan'ı ve Osman'ı. Keskin nişancı olarak ilerliyoruz. Ey öbürsü günleri bekleyen çocuklar. İşçi asker, kutsal alın teri kitabımın ilk cümlesi. Burjuva, ayağa kalk. Güneyde, kuzeyde, doğuda, batıda yargılıyorum seni. Şans olayan, şan olan genç yürekler. Ey kardeşler. Gören gözlere ortalık ışımıştır. Bunu bizim müdür bir yerlerde duysa, işitse kesin Nazım Hikmet'in zanneder. Okuyanı da vatan haini ilan eder. Cahit çayıyla ayakta. Şiiri dinlerken aklıma bizim ilkokul müdürü geldi. Her gün bütün öğrencileri toplayıp bizim baş düşmanımız kim diye sorardı. E bizden cevap yok tabii. Bizim baş düşmanımız Moskov diye bağırırdı. Bütün öğrencileri de bağırttırırdı. E tabii madem bizim baş düşmanımız Moskov, o zaman bir numaralı vatan haini de Nazım Hikmet'ti. Gerçi ben de Nuri abiyi tanıyana kadar Nazım'a hep soğuk bakmışımdır. Vallahi yine sizin müdür bizim müdürden bir gömlek üstünmüş. Bunun gibilerin piri işte. Rasimleri müdür. Sözde hainleri her zaman eli kalem tutanlardan seçmişlerdir. Nazım'la üstad gibi
Sözde hainler yani. Öyle olmasa Erkin gemisi Silivri'ye demir atar mıydı? Kitap okuyarak darbe teşebbüsünde bulunan 17'lik delikanlılar. Vay canına. Cahit, bu sizin müdür bizim dönemimizde de müdürlük yapsaydı... ...bir Erkin gemisi de Karadisel'in havuzuna demir atardı. Beyler, bana kalırsa şu günlerde Karalise zaten duruşma salonu gibi. Ökkeş amca kütüphanede müdürü yakalamış hafiyelik yaparken. Ne diyelim? Allah akıl fikir versin diyelim. Bunun gibi sabit fikirli insanlara kitap verilmez ki. Ya az biraz kitap okusa, fikir sahibi olsa keşke. Siyah beyaz televizyonda Sadri Alışık, Fuat iç çekerek ağlamaklı koltuğunda çekirdek çitliyor. Tasa dolu dolu gözlerle sarıldı, üstünde röpte şambırı. Ayağa kalkıp perdeye sarıldı. Televizyondaki rolünde de Sadri Alışık perdeye sarıldı. Fuat burnunu perdeye sildi. Gel. Hasan Ali çayla geldi. Fuat'ı perdeye sarılı ağlarken görünce dondu kaldı. Müdürüm ne oldu? Televizyonu gösterdi. Hasan Ali dönüp baktı, hala anlamamış. Bir çaya bir çocuk gibi ağlayan Fuat'a bakıyor. Televizyonda artist ne yapıyorsa Fuat aynısını yapıyor. Emine Kerim'i yanına almış yataktalar. Kerim yavaşça açtı gözlerini. Cin bakışlarla dönüp uyuyan annesine baktı. Afacan bakışlarla beyaz fistolu renkli işli nevresim yataktan çıktı. En büyük acım ileride babasının. Hasan Ali de oturmuş beraber ağlıyorlar. Hasan. Çekirdek aldı. Yaşlı gözleri televizyona kilitlenmiş. Fuat burnunu silip başını Hasan'ın omzuna yasladı. Hasan Ali dur. Fuat'ın tombul gıdığına teselli dokunuşları yapıyor. Kerim Hüseyinlerin odasına geldi. Parmak ucuyla yaklaşıp dürttü. Hüseyin yavaşça Meryem'in yanından kalkarken Meryem uyuyor. Fuat hala başı Hasan Ali'nin omzunda. Televizyon izliyorlar. Doğruldu. Ben o kızı çok sevdim Hasan Efendi. Çok sevdim. Ama babam, babam yüzünden evlenemedik. Onun yüzünden kavuşamadık. Evlenemedik bir türlü. O gün bugündür işte buramda bir şey var. İçimi yakıyor yıllardır şuramda. Beni mahvediyor. Yakıyor içimi. Hasan Ali elini omzuna koydu. Müdürüm. Daha iyisi çıkar inşallah karşına. Ay Mina. O da bana daha yeni yüz veriyor. O zaman her şey ilacıdır müdürüm. Kahretme böyle. Kahretme. Fuat yumuşamış. İç çekerek baktı Hasan Ali'ye. Televizyona çevirdiği bakışları iri iri, kilitlenmiş kalmış. Hasan Ali üstünde hademe mavileri kırışık yüzüyle ağlamakla izlemeyi sürdürüyor. Emine uyurken bir anda açıldı gözleri. Yanında Kerim yok. Ne dele bu sabah? Bunun aklıma gelense var ya. Hadi bismillah. Bir telaş kalktı. Hüseyin tezgaha çıkmış, üst raftaki kutu elinde. Gözleri iştahla açılmış, kutunun içine bakıyorlar. Fuat da Hasan Ali'ye manidar bakıyor. Sevdim seni Hasan Efendi. Sen o Ramazan Efendi, o Angut gibi değilsin. Seni çok sevdim. Aslında ben de kötü bir insan değilim. Ama herkes yanlış anlıyor beni. Aslında iyi bir insanım ben. Burak'ta öyle bir acı var ki beni mahvediyor, yakıyor içimi.
Bak. Erol Taş bile kadına yardım ediyor. Ben Erol Taş değilim. Ben Erol Taş değilim. Asla değilim. Ben de seni seveyim müdürüm. Üzülme. Ben inanayım senin temiz bir kalbin var. Erol Taş eline su dökemez seni. Sağ olasın efendim. Sağ olasın. Benim bir tek sen anlat. Sen anlat. Çayının dibinde kalanını içti. Mendilini aldı yine. Burnunu silip geri masaya koydu. Rafın üstündeki küçük televizyona döndü bakışları. Hasan Ali'nin de dudakları sarkık, gözleri devrilmiş. Mahzun, alnını kırıştırıp burnunu çekti. Emine Meryem'in odasına geldi, etrafa bakıp yaklaştı. Tövbe, bu da yok orada da. İkisi bir oldu, alt karıştırıyor değil mi? Göbeller, göstereyim ben size şimdi. Tek terliğini aldı çıktı. Çocuklar etrafa bakındı, bir şey planladıkları belli. Kerim tel dolabın alt kısmına yönelip panjurlu kapağı açtı, içine girdiler. Kapağı kapatmışlardı ki Emine girdi mutfağa. Hayretler içinde bakıyor boş mutfağa. Üstünde basma geceliği, sırtında hırkası. Tek elinde terliği raflara baktı. Dönüp kapıya yönelmişti ki duraksadı. Döndü. Yeni fark etmiş tezgahın önündeki sehpayı. Yanaştı. Cin bakışları yukarı yöneldi. Boş rafa bakıyor. Parmağını sallayarak dönmüştü ki yine duraksadı. Çocukların tıkırtısı irkiltti. Asık yüzle döndü. Çocuklar iştahla peşi sıra yiyorlar dolabın içinde. Kerim hapşıracak oldu. Emine eğilerek dolaba yöneldi. Çok güzelmiş. Anne! Erdem ve Naciye açıverdiler gözlerini. Armin! Uyandıracaksınız milleti. Allah canınız almasın. Ne yapıyorsunuz lan? Hepsini mi yediniz? Çık. Eşek sapaları. Utanmıyorsunuz mu oğlum siz? Evde hırsız gibi dolanıyorsunuz gece vakti. He? Yedir mi oğlum bu kadar? Hayır olsun inşallah. Emine ablanın sesi değil mi o? Erdem kalkarken Naciye ahşap beşiği sallıyor. Sizin o kafanıza bunu saydırmaz mıyım? He? Yiyeceksiniz değil mi bunu? İlla yiyeceksiniz değil mi? Geliyor, aha al. Çocuklar eğildi, terlik Erdem'de. Havada yakaladı. Emine utançla ağzını kapadı. Ya Emine sen iyice dellendin ha. Geri verdi. Sağ atmadım Erdem abi valla. Çocuklar Erdem'in eteklerinde. Fuat koltukta sızmış kalmış. Hasan Ali üstünü battaniyeyle örttü. Döndü gidiyor. Fuat gözlerini araladı. Hasan Efendi. Burada olan burada kalır. Bu duvarların dışında o hiçbir şey konuşulmaz. Unutmayayım. Unutmam müdürüm. Siz hiç merak etmeyin. Hadi Allah rahatlık versin. Dudaklarını büzüp çevirdi başını. Uyumaya başladı. Hasan Ali televizyonu kapatıp tuhafına gitmiş, acımış bakışlarıyla Fuat'a baktı. Hiç güvenmeyin Erdem abiye bu sefer. Hiç kimse kurtaramaz elimden sizi. Bak şuna bak. Babası kılıklı, yere bakan yürek yakan bücür. Çekil Erdem abi. Ben şuna bir güzel saydırayım da görsün gününü. Ya Emine, ne yaptılar yine de bu kadar dellendin? Sevdi bebeğe çikolata getirdiler. Koyayım dedim tereye, saklayayım misafir neyin gelir mübarek etmeye. Koyarık önüne. Abi farelerden sakladıydım. Bakıyor bir de dik. O zaman ben de istedim ama siz vermediniz. Bak sen. Sağ bayramda da yok şeker çikolata. Ya Emine, bunlar çocuk. Yiyecekler tabii çikolatayı. Bunun için mi kızdın? Hem zaten yemeseler kurtlanacaktı. Çikolata kurtlanıyor mu? Amma yaptın Emine be. Abooo.
Meğerde yutkuna yutkuna baktım ya bütün gün ben buna. Pek de güzelmiş. Naciye yiye yiye geldi. Çocukları uzattı. Emine içi giderek bakıyor. Vallahi iyi ki uyandırdınız. Canım bir tatlı istemiş. Yanına bir de şerbet mi içsek? Oh. Emine şahane olur. Bir şerbet ayarla da içelim hadi. Yedir sen onlara çikolataları. Ben de ayva yiyeyim burada. Artık Feriştah gelse laf anlatamaz bunlara. Emine tel dolabı açtı. Aa, bunlar. Ne yapıyor bunlar Şerife Ana? Hepsi delirmiş. Delirmemiş. Tatlı ahşi yermişti bunlar. Babası da öyleydi. Gece yarısı böyle kedi gibi tatlı arardı. Bak hiç takıyor mu beni? Aşk olsun anacığım ya. Emine şerbeti uzattı. Acaba biz de... Yiyeceğiz tabii ya. Kıyameti koparırım vallahi. Olun olun. Biz gelmeseydik var ya, onun hiçbirini bulamazdık. Anacığım, olur mu öyle şey? Senden çikolata mı esirgeyeceğiz? Allah aşkına. Erdem'in şerbet Meryem'e gitti. Emine küskün küskün bakıyor. Dergi. Cahit hala ayakta dolanıyor. Alaaddin ayağa kalkınca bakışlar ona yöneldi. Nuri'nin önüne bir yazı bıraktı. Bakın dedi ince bir tebessümle parmağını vurarak. Budur bayım. Nuri manidar gülümsedi. O ne? İtalyan Türkolog Anna Masala, insanlar pak dili 2000'den sonra anlayacaklar demiş. Nuri gülümsemeyle kaşlarını kaldırdı. Abartmışlar. Ne malum? Belki keramet göstermiştir. Yani bilmiyorum. Yaşarsak bakacağız, göreceğiz. Ya beyler. 2000 yılında dede yaşımızda oluyoruz. Hey, hey. Yeni bir çağ, yeni bir yüzyıl, ne bileyim. Ama Nuri abi, Nuri abi kendinden sonraki çağda bile yaşayacak. Bak göreceksiniz. Urfalı bunu söylemişti dersin. Eyvallah Akif. Ama ben güzel gönüllü bir hanımefendinin abartısı olarak düşünüyorum. Fakat doğru çıkarsa, işte ben buna o zaman ancak eyvah derim. Hem de vah eyvah. Niye abi? Anna masalının kastettiği Pakdil'in şahsı değil ki baylar. Pakdil'in şahsını kuşatmış olan ulvi İslam düşüncesi. Yani kamil insan davası. Benim değil. Bunun anlaşılması 2000'li yılların sonuna kalırsa o vakte kadar bu memleketi bugünden daha kötü günler, daha zor günler bekliyor demektir baylar. İşte ben o zaman buna eyvah derim. Hem de vah eyvah. Düşünceler buruklaştı, bakışlarını indirdiler. Ben gerçekten çok üzgünüm. İnanın bunların hepsi Zibidin'in suçu. Size karşı fena işledi beni. Kalemimi kırdığınızı söyledi. Ben de anlamadım nasıl kaza geldim. Affedin beni. Tamam. Tamam kes. Kimin ne olduğunu gayet iyi biliyorum ben. Senin için başkalarını gaza getirmekti. Gaza gelmek değil. Sen bu yapıyı anlayamadın mı hala? İti ite kırdırarak ayakta kalan bir yapı bu. Seninle aynı işi yapıp ilk fırsatta canına okumakla görevlendirilmiş alt ve üst yapılar olduğunu da anlayamadın mı hala? Beni sana vurduran seni de ortağına vurdurur. Bu kadar açık, bu kadar basit. Belki de bu kadar açık ve basit olduğu için fark edemiyoruzdur. Öyledir. Hava giden avlanır diye bir laf vardır. Şimdi sana son bir şans vereceğim. Eğer beceremezsen, başkasına havale etmem, kendi elimle yok ederim seni. Emredin. Eğer beceremezsem, kendi biletimi keserim. Yemin ederim yaparım bunu. Çalık'la Selim'i birbirine vurduracaksın. Bu aptalları önümüzden çekeceksin. Operasyonu selameti için bu şart. Emredersiniz Andan Bey. Bunu yaptıktan sonra her iki gruba da siz öncülük edeceksiniz. Ve istediğimiz sonucu alana dek de durmayacağız.
Başarırsak bir yıl sonra ülke bambaşka bir yere gelecek. Ama başaramazsak hedefimizden bir adım uzaklaşmış oluruz, o kadar. Ama bizi yok ederler. Bunu unutmayın. Dudaklarına dokundu. Boğazım kurudu. Git bana dolaptan soğuk bir meyve suyu getir hadi. Emriniz bakışıyla eğdi başını. Diğer piyangocuya bakmadan çıktı odadan. Adamın elleri ceplerinde geride bekliyor. Sakın ha. Gözünü bundan ayırma. Bir defa aldanan bunun gibi aptalsa bin defa daha aldanır. Ben iyileşene kadar yerime sen bakacaksın. Ama bunu kimseye açıklamayacağız. Anladım efendim. Artık ben siz nefes bile alamaz. Beni düşman bellediği anda düşmanımın dostu, dostudur diyerek düşmanın yanına geçer. Bunu sakın unutma. Affedersiniz ama bu olan öyle satın alınacak biri değil. Sadece biraz aptal ve dik kafalı. Biliyorum. Yine de sen her türlü tedbiri al. Kendinden bile sakla. Ne yapman gerektiğini parça parça söyleyeceğim ben sana. Nakışlı bir bardağı koymuş getirdi. Adnan alıp içmeden baktı portakal rengindeki içeceğe. Sonra içmeye başladı. Piyangocunun bakışları Adnan'ın içişinde. Yazılı kağıtları. Zehra masaya oturmuş. Eli yüzünde yazılı okuyor. Siyah kemik bir çerçeve gözünde. Dalgın dalgın okuyor. Odasındaki masadaymış. Eli yorgunlukla boynuna gitti, çevirip oynattı. Hatice elinde plak oturma odasında. Gramofonun yanına oturdu. Kabından çıkarıp üstüne koydu. Yüzünde iri gülümsemesiyle kabı yan kısma koyarken Zehra sese çevirdi başını. Yavaştan gözlüğünü çıkardı, eli boynunda hülyalı bakıyor. Hatice keyifle masanın örtüsünü serip plastik çiçekli vazoyu üstüne koydu. Zehra gözleri boşlukta, başka alemde gibi dalgın. Gözü duvardaki sarığı ve cübbesiyle yaşlı babasının resmine kaydı. Bakışları buruklaştı, durgunlaştı. Geçmiş babasının cenazesi. Siyah beyaz anıda Zehra hapishaneden çıkan tabutun ardından donmuş kalmış. Sarsıldı, bayılacak gibi. Hamle yaptı, sallanarak öne kapaklandı. Cahit yerde yakalamaya çalıştı Zehra'yı. Arkasında şairler grubu çaresiz bakıyorlar. Zehra elini gitme der gibi uzattı. Şu an sıkıntılı saçlarını geriye attı. Babanızın yıllarca görev yaptığı bu camiyi restore ettiriyorum. Anılarına gidip geliyor. Adnan gülümseyerek kendine bakıyor. Bu taş plağı aradığınızı duydum. Hafız Burhan. Bu babamın en sevdiği plak. Peki bu? Taş plak gramofonsuz dinlenmez değil mi? Biraz canı sıkkın indirdi bakışlarını. Bu sefer Cahit'in Yedi Güzel Adamı kitabına takıldı gözü, kitapların üstünde uzanıp aldı. Gerçekler ölür, efsaneler yaşar. El çenesinde düşünceler içinde duruyor. Hüsranla kapadı gözlerini. Cahit mağrur, kibirli, ayakta sobanın yanında duruyor. Duvarda bir yazı okurken Rasim kalktı ayağa, yanına yürüdü. Bana aradım Cahit. Kasım Arbasi ile konuştum. O da üstadla konuşmuş. Gerçi Kasım Bey kızıyla da konuşacakmış ama Esen'i görmeden bir şey söylemesi olmaz. Kasım Bey Zarifoğlu ailesini bekleriz diyor. Sait'in kulağı onlarda. Cahit anladım gibisinden dudaklarını ısırdı, baş salladı. Zehra kalemiyle oynayarak telefona baktı. Uzanacak oldu, duraksadı. Görüşelim görüşmesine de. Benim önce biriyle konuşmam lazım. Zehra'yla mı? Hayır. Babamla. Rasim tamam diye baş salladı. Ama nasıl yapacağım? Bilmiyorum. Başlar telefona döndü. Alaaddin kalktı,
daktilo ve lambayla aynı masadaki telefonu aldı. Alo. Rasim, sana. Babanla konuşacağı için. Vakti geldi. Cahit'in içi daralmış. Sait ayağa kalktı bu sefer. Babamla konuştum anam oğlu. Ne yapayım? Sana kalsa dünyada gidip konuşmazdım. Belki biraz erken oldu ama kusura bakma, konuştum. Çok da hoşuna gitti. Gelecek mi? Evet, gelecek. Şaşırmış ama içine sinmemiş gibi. İyi yaptın abi. İyi yaptın, iyi yaptın. Değişen yüzüyle çayını içti. Zehra uzanmıştı ki turuncu renkteki telefon çaldı. Açmaya tedirgin. Bir an duraladı, sonra yine uzansa da açmadan bekledi. Hatice elindeki işi bırakıp heyecanla atıldı telefona. Aynı anda açtılar. Zehra'nın sesiyle dinlemede kaldı. Merhaba. Ben Adnan. Adnan Bey, nasıl oldunuz? Daha iyiyim. Rahatsız etmek istemedim. Zehra heyecanlı, yutkundu. Adnan adamlara çıkın diye eliyle işaret etti. Nasılsın? Seni merak ettim. Sürekli aklımdasın. Ben iyiyim. Ablamın düğün telaşıyla uğraşıyoruz. Böyle rutin şeyler. Bütün rutin şeyler. Bu kadar güzel olsa keşke. Hasta yatağımda sen ve ablan için bir şey yapamadığıma üzülüyorum. İtiraf edeyim. Seni çok özlüyorum. Eli boğazında, telefon düştü elinden. Adnan Bey, iyi misiniz? Adnan Bey. Alo. Alo Adnan. Adnan erileşen gözleri, beyazlaşan yüzüyle kasıldı. Alo. Adnan, ses ver. Abla. Zaha Zaha. Ne oldu acaba adamı? Adnan. Adnan. Abla, hastaneye ara. Zehra Hatice'nin elindeki Ayze'ye takılı kaldı. Abla, ne yapıyorsun? Hatice elinde telefon, mahcup, sıkıntılı kala kaldı. Gözleri ürkek, yavaşça kapattı hattı. Adnan'ın oturur halde başı yana düşmüş, sağ eli kucağında, sol elinde telefon. Piyangocular kemerli, oldukça yüksek tavanlı bir geçitte merdivenlerden iniyorlar. Merdivenin yan sokağa bakan yönünde çalık, başı önde çıkıyordu. Önünden geçip giden piyangoculara bakıp afalladı. Adamlar farkında olmadan konuşarak uzaklaşıyorlar. Bak, çalık arkada kalmış, söyledim. Sinirle bakıyor. Adnan Bey, böyle kolay kolay adam harcamaz. Sen operasyona odaklan. Adamlar durunca kenara sindi. Adnan Bey'le konuşunca ben de rahatladım. O salakların birbirini vurması an meselesi. Derhal bu işi çözüp Adnan Bey'in gözüne tekrar gireceğim. Hah, işte böyle. Rahatla. Ayrılıp farklı yönlere döndüler. Çalık koşar adım peşine takılacak oldu. Merdiven altında, eli karnında acıyla soluklandı. Canı yanarak birkaç adım attı. Düşünceli arkalarından bakıyor. Vay köpekler vay. Ne işi var lan bunların bir arada? Ben bilirim diyerek baş salladı. Merve ile birlikteler. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertlere karıyorum, günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Dertlere karıyorum, günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Cevat'tan haber var mı? Gözleri bulutlandı. Yatağına uzanmış, eli başına dayalı hüsranla bakarken Güler karşısında bağdaş kurmuş oturuyor. O kadar çok üzülüyorum ki.
İkisi de kederli başlarını indirdiler. Ama Allah büyük be Merve. Umudumu kaybetmiyorum ben. Doğrular eninde sonunda ortaya çıkacak. Abimin böyle bir kötülük yapmadığını herkes görecek. Ya babam? Babam da perişan aslında. Aslında çok üzgün. Ne yapacağını şaşırmış halde. Polise gitmeyeceğim diyor ama... hala kuşkulanıyor abimden. Her gece ağlayıp duruyor. Allah'ım bana bir yol göster diye. Ne oldu bize Merve? Aklım almıyor. Nasıl bu hale geldik biz? Bilmiyorum Güler. Keşke bilseydim. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Çalık karanlık sokakta elinde silah yürüyor. Taş binaların arasındaki merdivenli yoldan indi. Duraksayıp ileriye baktı. Yola devam edecek mecali yok gibi yüzü sararmış, eli karnında. Soluklanıp kendini sarstı. Yürüdü. Hasır küpe sepeti sallayan bir genç eli. Duvardaki odunları alıp içine koydu. Kahramanmış. Başını kaldırıp çalan kapıya baktı. Elini çırpıp işine devam etti. İsrarcı kapıya tedirgin, huzursuz bakıyor. Aldığı odunları sepete koyup kenardaki küreyi aldı. Kapıya yöneldi. Açtığı yönde kimse yok. Başını çevirince çalığı fark etti. Çalık sırtı dönük duvara yaslanmış, acıyla soluklanıyor. Kimsin? Başını hafifçe kaldırdı. Ter içinde döndü. Kahraman hemen küreyi bıraktı yere. Abi, ne oldu, iyi misin? İyiyim. Deneyim de ortalık iyi değil. Ketenpereye getirirler bizi Kahraman. Etrafta fırıldaklar dönüyor. Bizim tarlamızı başkaları sürüyor, haberimiz yokmuş. Bizim üzerimizden dolap çevirirler Kahraman. Nasıl abi ya? Neyse. Nasıl olduğunu anlatırım ben sonra. Şimdi halletmem gereken başka meseleler var. Var. Bana bak. Elini omzuna koydu. Ocağı boş bırakma. Çocuklara gelip ortalığı sağ solu yakın diyen olursa... bil ki tezgahtır. Mani ol. Önlerine dur. Sakın ha. Mani ol onlara. Tamam. Elini koyduğu karnından eline kan sızıyor. Kanıyor mu? Yaralısın sen. Yaralıyım da önemli değil. Ben değil. Memleket yaralı. Herkes yaralı. Dönüp yürüdü, durdu. Acıyla döndü. Soğuk havada yoğun buhar çıkıyor ağzından. O çocuk var ya... Matbaacı Celal Usta'nın oğlu komünist Cevat. Bana söyle, gönlünü rahat tutsun. Polis vurulduğuna yüzünü görmedim. Yani emin değilim. Emin olsam zaten orada indirdiydim. Emin değilim. O da yapmış olabilir, başkası da. Onu gör, ne de ki... polise gitmeyeceğim. Ama başına bir iş gelirse benden bilmesin. Anladın? Tamam. Elini kaldırıp mecalsiz selam verdi. Dönüp iki büklüm yürüdü. Kahraman ardından üzüntüyle bakıyor, döndüğü yerdeki küreyi aldı. Yüksek demir kapıdan içeri girdi. Cevat kütüphanede masaya abanmış, uykulu, derin bir of çekti. Sıkıntılı, geçmiş. Şu koku var ya çocuklar. Sadık bir sevgilin kokusu. Kitap sadık bir sevgili gibidir. Asla ihanet etmez. Fakat her sevgili gibi ilgi ve alaka bekler. Ana döndü. Cevat bir an canlanıp raflara döndü.
ayağa kalkıp eli pantolonunun cebinde uzaktan raflara bakıyor. Oyun oynar gibi eliyle yüzünü örtüp diğer elini raflarda gezdirdi. Tek tek inliyor. Orta raftan rastgele bir kitap çekti. Çekip aldığı orta kalınlıkta Eşrefoğlu Divanı adlı bir kitap. Garipsemiş bu ne diye dudağını büzdü, baktı kitaba. Sandalyeye oturdu. Kitabı rastgele açtı, ortadan okuyor. Gelse Celalinden... Celalinden mi? Gelse Celalinden cefa... Yahut cemalinden vefa, ikisi de canan safa. Senden hem ol hoş, hem bu hoş. Celal. Ay yeter Celal bize ya. Kitabı açık attı masaya. Eli çenesinde düşünceli. Aklı kitapta kalmış, yine aldı. Yine sıkıntıyla bıraktı. Celal namazda selamını veriyor. Derin bir içle yüzünü sıvazladı, gözleri kapalı. Allah, sen bana yardım et ya Rabbi. İçine düştüğüm bu karanlıktan sen beni aydınlığa çıkar ya Rabbi. Sen. Eliyle yüzünü örtüp öne doğru kapandı. Gündüz vakti. Havada sığırcık sürüsü dalgalanarak uçuyorlar. Ezan Maraş semasında okunurken tepeden aşağı konumlanmış eski Maraş evleri. Ulu Cami minaresi, cami avlusu. Cemaat camiden çıkıyor. Ökkeş ardında bir adam ve Celal hep birlikte ayakkabılarını giyiyorlar. Adam uzaklaşırken Ökkeş'le Celal yan yana yürüyor. Allah kabul etsin. Amin. Nasılsın Celal Usta? Eşref nasıl? Nasıl gidiyor matbaada işler? İyiyiz, şükür halimize. Eşref abi İstanbul'a gitti. Bu son olaylardan sonra kalbinde bir sorun çıktı. Kızının yanına gitti. Eşref abim çok hatırşınaz bir hanımı var. İyice iyileşmeden matbaaya gelmeyecek. İşte onun yokluğunda biz de işleri idare etmeye çalışıyoruz. Bir ihtiyacım var mı Celal Usta? Eğer bir sıkıntın olursa... Haberdar edeme. Piyangocu arkada. Eşref'in de senin de çocuklar üzerinde çok hakkınız var. Allah razı olsun beyim. Huzurdan öte istediğimiz bir şey. Çalık da duvar altında piyangocunun takibinde. O zaman hadi selametle. Eşref ararsa çokça selamı iletiver. Saygılı baş eğdi. Hadi hoşça kal. Usta. Celal başını çevirdi. Çalık düşünceli dişlerini sıktı. Sadece piyangocu Celal'e yaklaşıyor. Ökkeş eski bakırcılar çarşısı içinden geçiyor. Esnafa eli kalbinde selam verip yürüdü. Bakırcı ustaları sokağa taşmış kazan dövüyorlar. Kırsaçlı ellerindeki hayırlı adama işler, yaklaştı. Bol kazançlar olsun. Oo, hoş geldin Ökkeş abi. Eyvallah. Ya bizim kazanlar ne oldu? Bak bir an önce dövmezsen Şerife Hanım evde bizi dövecek ha. Kaç gündür sorup duruyor. Şuradaki büyük kazan Ökkeş abi. Gel buyurun çay içelim. Sana diyeceklerim var. Hayırdır inşallah. Bugün namazdan sonra biri geldi yani. Yakında Şehit Alevi kalkışması olacak dedi. Camiler yakılacak haberin olsun dedi. Sen ne inandın? İnanmak istemedim ama ne bileyim. Malatya'ya malzeme almaya gidenler de işitmişler. Orada da aynı laflar edilmiş. Sonra da hakikaten bir cami yakılmış. Sünniler de galyana gelmez mi tabii? Ne bileyim sanki bana hakikat payı varmış gibi geldi. Ya bu laf mı şimdi Allah aşkına? Aleviler yüzyıllardır bir şey yapmamışlar da şimdi mi akıllarına geldi? Hem ne vakit sırdır çıkmış aramızda? Yahu milleti oyuna getirmek için düzen hazırlıyorlar. Yapmayın ustam. Bari siz aldanmayın. Memlekette bir sürü yabancı zıpır dolaşıyor. Hiç fark etmiyor musunuz bunu? Ha öyle de ne bileyim, herkesin kafası karışık. İşte onların yapmak istediği de bu zaten. Önce kafanızı karıştıracaklar, sonra da birbirinize kırdıracaklar. Bu lafları çıkaranı yakasına yapışmak lazım. Kimsin lan sen diye. Yoksa onların ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Ona göre. Yazık bu insanlara. Vallahi yazık. Lanet. Öfkeyle yürüyüp gitti. Adam da aklı karışık geri oturdu kazanın başına. Bakır kazanın tabanını dövmeye devam etti. Abi ben Çalık'ın arkadaşıyım. Seni tanıyorum. Seni esnaf da iyi tanıyor.
Oğlunun yaptıklarından seni sorumlu tutmayız. Tutana da izin vermeyiz. Çalık sana olanları anlatmış. Ama eksik anlatmış. Neymiş eksik olan? Çarşıda vurulan polis işi. O işin iki tanıdan biri de benim. Usta. Döndü. Bu iş hem ciddi hem vahim. Böyle dan diye tapeden aşağı söylemek istemezdim ama... uyarmazsam Allah günah yazar vallahi. Bak, senin oğlun polis vurmakla kalmadı biliyor musun? Öteki solcularla beraber Alevilerle birlik olup Ulu Cami'yi yakacaklarmış. Onun hazırlığında var. Haberin olsun. Senin oğlan da camileri tek tek dolaşıp keşifliyor. Anladın? Celal sallandı. Yardım edin! Abiye bir şey oluyor, yardım edin! Yardım edin! Celal bembeyaz yere yığıldı. Celal usta! Etraftan koşanlar Celal'le uğraşırken piyangocu Haris bakışlarıyla geriledi. Yerdeki yarı baygın Celal'e keyifle bakıyor. Çalık tüm olanlara şahit. Sıktı kendini. Yakasını gömleğini açıyorlarken piyangocu ardına bakarak sinsi gülümsemesiyle uzaklaştı. Çalık derin bir nefes verdi, burnundan soluyor. Yerde bilinçsiz yatan Celal'e baktı, sonra başını piyangocuya çevirdi. Cevat masada koluna yaslanmış uyuyor Erdem geldi. Gülümseyerek paltosu ve atkısıyla içeri girdi. Cevat huzursuz kıpırdanıp uyumaya devam ederken Erdem masada açık duran kitabı aldı, tebessümle bakıyor. Gelse Celal'inden cefa yahut Cemal'inden vefa, ikisi de cana safa, senden hem ol hoş hem bu hoş. Cevat gözlerini ovara kaçtı, esniyor. Bunu mu okuyordun? Ne güzel bir sıralar gelmiş kısmetine. Ya bırak Allah sen hoca ya. Dedesinden abisine, hocasından hafızına, kitabından kütübüne. Dünya alemin işi yok, gücü yok. Babam Celal üstünden bana mesaj yollamaya çalışıyor ya. Yok mu ya başka işiniz, gücünüz? Yok. Ama ben sıkıldım. Yani ne ki ben ne derdiniz? Yani niye ben ya da? Erdem masaya eğildi. Bizim derdimiz de, dermanımız da sensin. Sen aslında... kendinin de derdi, kendine de dermansın ya, haberin yok. Bu hayatta her varlık bir alem. Sen de bir alemsin işte çocuk. Ah, ne güzel vallahi. Bulmuşsunuz bir kafiyeli hayat. Yan gel yat. Erdem ceketini çıkartırken gülümsedi. Ben de yaptım ha. Gelip karşısına oturdu. Elini masaya koyarak dudaklarını büzdü. Cevat da onu takipte, gülümseyerek elini aynı şekilde birleştirdi. Süleyman Ulu Cami yanından yürüyor. Yeminici de avludan yürüyor. Hayırdır Süleyman Hocam? Ne bu telaş? Ha, merhaba. Ya okula yetişmeye çalışıyorum. Malum nişan hazırlıkları derken ben zaman nasıl geçtiğini unutmuşum. Yetişirsin inşallah. İnşallah. Bugün ne ders vereceksin? Bugün insan olmak kavramını anlatacağım. Oo. Onu bir anlatsan cümle müşkül çözülür. En büyük mesele o. İnsan olmak. Evet, doğru söylüyorsun. Neyse ben artık gideyim. Hadi iyi günler olsun. Eyvallah. Yemenci abi. Buyur. Bir şey sorabilir miyim? Saatine baktı. Fuat masasında. Hasan Efendi. Buralar sana emanet. Bana mı? Ha, niye şaşırdın? Benim bir teftiş işim var. Onu halledip geleceğim. Aman gözünü dört aça. Bu karalisenin asayişi hemen değişiveriyor. Dikkatli ol. O anarşist öğrencilere çok dikkat et. Gözün üstünde olsun. Emredersiniz müdürüm. Omzuna vurup pardösesiyle yürüdü. Hasan Ali pek bir keyiflendi. Kendini önemli hisseder gibi baktı etrafına. Masanın ardındaki rafta kupalar, ödüller dizili. Yüksek arkalıklı koltuğa yaklaştı. Dokunup gülümseyerek çevirdi. Hevesle oturdu. Masada bir yanda dosyalar, diğer yanda daktilo. Masa bayrağı, isimlik, telefon ve heykeller var. Keyifle sümenin üstüne elini uzattı. Masadaki kahve fincanını aldı. Kendi ziyanlı masam var. Gözlerini belerterek içti.
İkimal. Bıyıklarını eliyle silip koltuğa yayılır gibi kuruldu. Elini masaya koyarak esnedi. Keyifle hafif hafif sallanıyor. Masa önünde ahşap kollu iki koltuk, ortada oyma iş bir sehpa. Diğer yanda kitap dizili kütüphane. Gözlerini kapatıp Hülya'yı sallandı. Fuat bahçeye çıktı, hızla merdivenlerden iniyor. Aşağıdan gelen Merve ve Güler'i fark edince dondu kaldı. Merve şeytan görmüş gibi bakarken Fuat ürkek korkak geriledi. Merve'nin bakışlarında geçmiş. Bak benim de çocuğum yok. Olsaydı iyi olurdu ama olmadı işte. Yani lütfen kızım. Çocuğun olmuyor ve bundan sonra olmayacak diye sakın üzülme. Ne? Merve duyduklarının şokunda Fuat kafının ürkekliğinde. Ana döndü. Fuat tırsık bakışlarıyla telaşla yanından koşarak indi. Utanarak dönüp baktı Merve'ye, sonra başını öne devirip hızla dönüp yürüdü. Güler ve Merve kızgın bakışıyorlar, okula yöneldiler. Güler! Şeyle konuştum dün gece, dayınla. Çalık abi geldi dün gece. Ne diyor? Cevat'la ilgili. Polis vurulduğunda Cevat'ın yaptığından emin değil. Yüzünü görmemiş. Rahat olsun, ihbar etmeyeceğim onu dedi. Her şeyi mahvettikten sonra mı? Merve, dayın kötü biri değil. Yapma böyle. Kötü biri değil de neden koştura koştura babama anlatmış her şeyi? Madem abimin yüzünü tam görmemiş, niye onu suçluyor kahraman? Yap. Polis vurulduğu gün Cevat'ı gerçekten görmüş orada. Ama Cevat Zafer'e gidiyormuş. Zafer çarşıda oturuyor ya. Çalık abi Cevat'ın Zafer'in evine girdiğini görmemiş. Hemen arkasında da polis vurulunca Cevat zannetmiş. Bir de kızgın tabii. Merve'den dolayı. Sınıfa gidiyorum ben. Güler kahramana bakıyor. Kahraman sıkıntıyla elini cebine götürürken Güler de hüzünle iç geçirdi. Ne yapalım diye kaşını kaldırdı. Ya canım çok sıkılıyor da. Nerede bu Cevat? En azından eskiden ya sana ya bana haber verirdi. Ya vallahi gözüme uyku girmiyor ya. Vallahi ben de kulağım kapıda uyudum be de. Yani ne olur ne olmaz diye. Başın darda kalırsa muhakkak gel dedim ama. Zafer sıraya basarak oturdu. Ya Ede, bu bizim Cevat'ı Merve'nin dayısıyla bu Celal amca polise ihbar etmiş olmaz. Hay Allah'ım ya. Ya Yemenici abiye de gitmemiş. En azından ona giderdi. Süleyman sınıfa geldi, yol gösterip Yemenici'ye buyur etti. Öğrenciler yerlerine geçerken Hakkı yok Yemenici'yi artık gördü. Ya Yemenici abi burada. Yemenici kasketini çıkartarak mütevazi girdi içeri. Ayağa kalktılar. Kahraman sınıfa gecikmiş. Önünü ilikleyerek saygılı kapıda bekliyor. Kapıyı kapatıp yerine geçti. Süleyman sorgular bakan gözlerini takipte. Evet çocuklar. Aslında bugün sizlerle felsefenin ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum gibi temel kavramlarını konuşmayı, insan, kişilik, karakter gibi kavramları anlatmayı düşünüyordum. Ama çarşıda Yemenici abiyi görünce vazgeçtim. Ders kaynadı be, yaşadık. Hayır. Tamam. Dersin falan kaynadığı yok. Yine aynı konuyu işleyeceğiz. Ama bu sefer ben değil, Yemenci abi anlatsın istedim. Kendisinden rica ettim. Sağ olsun kırmadı beni. İşini bırakıp geldim. Hep beraber bir dinleyelim, olur mu? Süleyman masasına geçerken Yemenici kasketini masaya bıraktı. Babalar, evlatlarının ya mükemmel olmasını ister ya da kendilerine benzememeleri için elinden geleni yapar, didinir durur. Ama yapmasınlar işte. Ya birazcık rahat bıraksınlar. Bir rahat davransınlar ya. Yine celallendin he. Bu duygu kontrol edilebilir bir şey değil. Mesela ben Sevde doğduğundan beri onun geleceğiyle ilgili hayal kurmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Ya alabilsen ama işte keşke yani. Bu nasıl bir şey?
Sen sırf Sevde'nin babasısın diye Sevde'nin hayatını şimdiden ipotekliyorsun. Duygularını yok saymaktan vazgeç. Seninle can bulmuş bir emanetle ilgili hayal kurmaktan vazgeçemezsin. Biz hayvan değiliz Ceval. Hayvanlar yavrularını çok kısa bir süre sonra doğaya bırakırlar. Bu onların doğası gereğidir. Ama insanlar, insanların doğasında bağlılık vardır. Ve bu bağlılık duygusuyla babalar evlatlarını korumaya çalışırlar. Ya işte bunu diyorum ya, bu bağlılık duygusuyla koruyacaklarını birazcık daha adil olsunlar. Erdem manidar bakınca savunmacı baş eğdi. Ya tamam. Ya tamam hocası ama şimdi sen de istisnasın. Yani her baba senin gibi hem adil hem Erdem değil ki. Bak benim şansıma Celal düşmüş mesela. Sevde şanslı kız hiç yani. Senin gibi babası var. Ben o kadar şanslı olmadım. Hadi yemeğini ye. Simitler soğumasın. Geldim. Geldim, geldim. Celal, ne oldu? Celal Usta camide bir hal oldu, biz deve getirdik. Geçin, geçin içeri, içeri götür. Ya, ne oldu? Celal. Keşke benim babam da biraz adil olsaydı. Beni dinlemeden, beni anlamaya çalışmadan iftiralara inanmazdım. Baba dediğin şey çocuğunu tanımadıktan sonra baba olmuş olmamış. Ne yazar ki ya? Bu konuda haklısın. Zaten bu konuda haklı olduğun için biz de senin yanındayız. Ama senin yaptığın benim söylediklerimi anlamak yerine körü körüne bir inatta bulunmak. Farkında olmasan da öfkeyle söylediklerimi muhakeme edemiyorsun. Babanın cehaletiyle senin kör inadın arasında bir fark yok. Cehalet, kör inadın genel adı. Okumuş yazmışlıkla alakası yok yani. İnat ve cehalet kötü bir hal. Ne baba, ne evlat bu halde bulunmamalı. Yine bulmacaya bağladın. Hadi hayırlısı. Oo. Hem çay. Hem simit, hem de ben size. Aşk olsun. Hoş geldin abi. Buyur. Sandalyeyi çekip pardüsesini arkasına koydu. Hoş bulduk. Martıların leziz yiyeceği simit. Dostların aziz içeceği çay. Tadında bir sohbetin. Tam ortasına geldiğimi düşünüyorum. Konuyu nerede böldüm acaba bayım? Babalar, evlatlar, öfke, duygular, cehalet. E tabii şiir. Sağ olsun. Erdem Hoca ile oturunca sözlüğün Z harfine gelinceye kadar muhabbeti bitmiyor. Demek babalardan bahsediyorsunuz ha? Eğer benim için pek değerli Celal Usta'yla aranızdaki açmaza çare arıyorsan, baban da sen de birbirinize baktınız ama birbirinizi görmediniz. Kabul eder gibi baş sallasa da isyankar gülümsedi. Hadi buyur buradan yak. Bir bulmacacı daha. Evet. Peki neden? Babanla birbirinizin gözlerine perde oldunuz. Öfkeleriniz, beklentileriniz, heveslerinizle birbirinize perdeler çektiniz. Araya mesafeler koydunuz, duvarlar ördünüz. İnsan genelde böyledir. Bakan kördür. Ve emin ol, görmesini bilen kazanır. Ne demiş bilge kişiler? Görenindir göreni. Görenidir, göreni. Göz kırptı Cevat'a. Cevat ne dedi diye anlamaya çalışıyor gibi. Nuri muzur gülümseyip göz süzdü. Cevat'ın aklı karışık. Hiç düşündünüz mü çocuklar? İnsan neye benzer? Kuşa benzer. Biraz zorlasak pır diye uçar gider. Kuş misal derler ya.
Yılan gibi hain işte hocam. Annem babamı Ağustos böceğine benzetirdi ama böceğin sesinden başka bir bilgimiz yok. Çıtalı bilir misiniz siz? Çıtalı. Uçurtma. İnsan çıtalıya benzer aslında. Hele aranızdan biri şu tahtaya altıgen bir çıtalı çizsin. Zafer elini kaldırdı. Gel. Zafer gülerek kalktı, Hakkı'ya bakıp tahtaya yöneldi. Hakkılar ardından gülerken Zafer tebeşir aldı. Önce büyükçe bir çapraz çizdi. Sonra ortasından bir düz çizgi geçti. Sınıf dikkat kesilmiş izliyorlar. Çizgilerin dış uçlarını birleştirdi. Yeminici yumuşak bakışlarla izliyor. Ortası üçgen parçalarla ayrılmış, dik duran üçgen bir şekil çıktı ortaya. Bitirip döndü. En üstte insan yaz. Büyük harfle yaz gülüm. Çünkü insan büyük bir varlık. Kocaman takoz silgiyle sildi. Yeniden yazdı. Süleyman kolları göğsünde bağlı izliyor. Şimdi sola can yaz. Onun altına güç. Güzel. En alta ikrar yaz. Alta adalet yaz. Üstte boş kalan yere de kemal yaz. İşte şimdi çıtalımız tam oldu. Zafer Süleyman'a gülerek yerine geçti. İnsan doğar, can kazanır. Büyür, güç kazanır. Gücünü ikrarından alır. İkrar verdiği kararlardır. Eğer kararında adaletliyse erdemli olur. Adaletinde kemali bulursa kamil olur. İşte o zaman Yunus Emre'nin dediği gibi canlar canını bulur. Ölse bile bedeni ölür. Ama o sonsuza dek yaşar. Bunlardan biri eksik olursa çıtalı uçamaz. Hakkı anlamış, baş sağladı tebessümle. İnsan da kamil olamaz. Kamil olmayana da insan denmez zaten. Beşer denir. Beşer deri demek. Bildiğiniz deri, hani şu üstümüzde olan. Ellerini tuttu. Ayağımıza giydiğimiz yemeni gibi hani. Ama o sonsuza dek yaşayamaz. Dayanıksızdır çünkü. İşte bu yüzden beşer hep şaşar. E zayıftır çünkü. Ona güç verecek, onu yaşatacak olan şey eksiksiz adaletle alacağı kararlardır. Ancak işte o zaman insan olur. Hakkı elini kaldırıp kalktı ayağa. Peki kamil adaletin nasıl sağlayacak? Hakla hakkım. Hakla. Hak içinde senin olmadığın kararlardan ibaret adalete denir. Adaletin kemali öyle olur. Yani demem o ki gülüm, insanın sonsuza dek yaşaması içinde kendinin olmadığı tertemiz adaletle aldığı kararlara bağlıdır. İşte o zaman insan toprağın altında kalsa da ölmez. Hakk'a aşıktır çünkü. Ne demiş Yunus'um? İki gözüm. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Herkes etkilenmiş. Süleyman yaşaran gözlerini kırptı. Vay be. Hakkı manidar gülümseyerek arkadaşlarına bakarken yeminici çocukları süzüyor. Hatırla bayım. Gerçek devrimciyi hatırla. O ardıç ağacını hatırla. Yüzyıllara şahitlik eden o devrimciyi hatırla. Ne diyordu o devrimci? Eşidi. İki parmağıyla kendine dokundu. Ben şahidim.
suçlamam, yargılamam, savunmam. Niye? Seyrederken kendisi orada değildir çünkü. Yargılamaz, suçlamaz. Övgüsü de sövgüsü de yoktur. Babana bakarken orada olmayacaksın. Şahitlik budur. Ne baban ne de sen biliyorsun şahitliği. Şahit seyreder sadece. Baktığı yere kendini koymaz. Da? O manzaranın içine seni itiyorlar. Sen istemesen de kendini o manzaranın içinde buluyorsun. Doğru muyum? Çok doğru. Ama sen güçlü olursan ve senin direnişin güçlü olursa ve o ardıç gibi köklerini sağlam bir şekilde sapladıysan toprağa, seni kimse ittiremez. İtilmezsin. Ne fırtına, ne boran. Hiçbir şey bozmaz seni. Kendi toprağına, vatanına, öz yurduna, yani ana sütü gibi, kendi öz kültürüne kök salmakta marifet. Dilinizi öğrenin bana. Önce dilinizi öğrenin. Ök, anadır. Kökse, seni anaya bağlayan dal. Eğer o dal koparsa öksüz kalırsın bayım. Öksüz kalırsan gelen bir vurur, giden bin. Anladın mı? Anlasam bir dert, anlamasam bir dert. Kafamın içi kazan gibi. Ya böyle sen 40 tane usta çekiç vuruyor. Ve 40'ı da birbirini duymuyor. Ya bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Erdem izleyici konumunda yorumsuz. Nuri mağrur başkaldırdı. Erdem'e bakarken düşünceliler. Cevat allak bullak. Bahçedeler. Allah Allah. Demek Merve'nin dayısı gelip sana konuştu ha? Nerede bu herif, manyak mı be? Hem gözüyle görmeyen de Cevat'ı suçluyor. Manyak değil, öfkeli. Kime? Kime olacak Cevat'a? Merve'den dolayı de, anlamadın mı? Adam Merve ile Cevat'ın birbirini sevmesine öfkeli işte. Ya ne bileyim ben be de. Bana kafa mı kaldı? ne olacak şimdi? Cevat'ı görürseniz söyleyin. Çalık abiyle konuştum. Cevat'ı ihbar etmeyecek. İyi. Babası? Eyvah. Ya bu Cevat'ın babası Celal amca var ya. Sen o Çalık abinden tehlikeli ha. Onu kim durdurucu? Kahraman ilerideki Merve'lere baktı. Kahraman dayının söylediklerini anlatır galiba. Önce gidip babana anlatsın. Adam öyle inanmış ki. Gelip bana 2 saat boyunca benim oğlum katil. Bundan sonra yar olmaz diye laflar etti. Sen ne dedin? Ne deseydim Güler? Benim ona yar olacak halim mi kaldı? Mahvettiler beni. Sen de mi anlamıyorsun? Yaşlar yanaklarından süzülüyor. Güler koluna dokundu. Tamam Merve. Ağlama. Mahzun bakışlarını indirdi. Yanlarına 2 tane kız yanaştı. Ne bakıyorsunuz? Hiç mi ağlayan kız görmediniz? Kızlar alaycı değil, sadece üzgün ve meraklı bakıyorlardı. Merve ağlayarak merdivene yöneldi, kızlar da kenara geçti. Celal'in evi. Rasim masada, Elif sedirde. Celal ise elini başına dayamış, dalgın orada değil gibi oturuyor. Rasim'le Elif ne yapsınlar bilemeden birbirlerine bakıyorlar. Celal usta, şundan bir yudum iç. İçin soğusun biraz. Limonata. O benim içimdeki yangını söndürmeye yetmez Rasim hocam. Öyle bir yangın ki bu, bilemezsin. Yaktı bu oğlan beni. Kül etti. Sen şimdi bırak o yangını da
Önce oğluna üstü zanda davranmaya bak. Hem sadece oğlun olduğu için de değil. Bununla emrolunduğun için. Ne üstü zanlı hocam. Adam şahidim diyor. Gören iki kişi var. Mahkemeye çıksalar hakim kalemini kırar. Ben ne yapayım? Ya ne malum iftira olmadığı. Hı? Fitne almış başını gidiyor bu şehirde. Görmüyor musun? Halkı ifade etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Alevi'yi, Sünni'yi, evladı babaya kırdırmak için her şeyi yapıyorlar. Hem sen daha önceden tanıyor muydun o adamı? Kahvede ya da camide görüşüp tanışmışlığın var mı? Daha selam verir vermez, ben Çalık'ın arkadaşıyım dedi. Şu Cevat'ı gören delikanlı var ya. Ah be Celal Usta ya. Biraz aklınızı kullanın ya. Ne meraklısınız aklınızı başkasının cebine koymaya? Müslüman dediğim biraz dirayetli olur, ferasetli olur. Ne aldanır ne de aldatır. Hem araştırmadan. Başkasına danışmadan karar verilir mi? Hüküm bağlanır mı? Hem de kendi evladına karşı. Hadi kalk. Kalk Allah aşkına, kendini toparla da. Şu kadıncağızla daha fazla zulmetme. Lütfen. Elif Allah razı olsun der gibi kıpırdanırken Celal doğruldu. Aklı karışmış yine. Rasim sinirle bakıyor. Elif Rasim'e müteşekkir gülümsedi. Öğretmenler odası. Sanki bir felsefe kitabının sayfalarını hem okuyorduk hem de onu resmediyorduk. Yani konuşan kişinin bilge biri olduğu muhakkak. Ne diyeyim, bu ders kaçmazdı işte. Ne yapalım artık, şansınıza küsün. Keşke çağırsaydın beni derse. Yani sohbetinin lezzetini işittim ama açıkçası tatmak da isterdim. Onu ilk tanıdığım gün geldi aklıma da. Tanım doğru yani. Bilge biriydi. Ama eksik. Ermiş de. Hatta Alperen, Doktor Hikmet'in dediği gibi, Kemal Tahir'in devlet anasındaki bilge kahramanlar gibi. Haklısın. Yiğitlik meydanda olur derler yani. Sanki bugün Yemenice genç yiğitlere açmıştı meydanı. Böyle bir dönence esasında anlattı insanlık kavramını. Dönerken en ufak bir hata olursa bütün denge mahvolur ya. Aynı onun gibi işte. Gerçek hayatta böyle değil midir? Sanki onun anlattığı kavramlarda bugünün sorunlarına ait birçok cevap da vardı aslında. Ne bileyim işte, ben çok etkilendim. Onun gibi insanların sayısı arttıkça toplumun şuur seviyesi de genel olarak artar. Adem Hoca da öyle biriydi. Merhum. Çok hoş sohbetti. Bilgeydi. Her bilginin başına geldiği gibi onun da kıymeti bilinmedi tabii. Adem Hoca'nın ardında vakit namazı kıldınsa bil ki bir dahaki vakte kadar orada kaldın. Öyle sohbeti vardı. Dinledikçe duyar, duydukça anlardın, anladıkça da görürdün. Zehra hüzünle tebessüm etti. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Zehra, Adem Hoca'nın camisinin restorasyonunu tamamladı mı Adnan? Zehra'nın yüzü bir anda değişti. Yersiz bulmuş olsa gerek, yüzü asıldı. Cahit de gerilmiş. Bilmiyorum. Kalktı gitti. Süleyman gafından pişman kalktı peşinden. Zehra. Zehra. Eğer bir daha Cahit'in yanında doğrudan ya da dolaylı Adnan'dan söz edersen çok kötü kalbini kırarım Süleyman. Ne bu Allah aşkına, bir anda sen bir anda ablam. Yapma Zehra, niyetim kötü değildi, ne yapayım, bir an boş bulundum işte. Özür dilerim. Hem Hatice bahsetmişti, aklımda kaldı. Hem siz Adnan'la arkadaşsınız, görüşüyorsunuz diye ben de öyle Evet Adnan arkadaşım. Şu anda hasta olduğu için nezaket gereği halini hatırını soruyorum. Ama görüştüğümüz falan yok. Hasta mı dedim? Evet. Yani nesi var bilmiyorum. En son telefonda konuşurken bir takım sesler geldi. Sonra da telefon kesildi. Fenalaştı galiba. Allah Allah. Hasta demek. Enteresan. Garipsemiş dudak sarkıttı. Zehra pes der gibi çevirdi başını, arkasını döndü. Sadece piyangocu kilit taştı, yolda yürüyor. Mavi bir Vosvos'un yanından geçti, sokak boş.
Ardından bir köşeden Çalık çıktı. Gerisinde durdu, pis pis bakıyor. Peşine düştü, arkasından yürüyor. Sokaktan sonra şimdi parmaklıklı trabzanları olan bir yoldan geçiyorlar. Çalık mesafesini koruyarak arkasından yürüyor. Yine eski evlerin olduğu yoksul bir mahalleye girdiler. Çalık uygun mu diye etrafa bakıp hızlandı. Eli beline gidip silahını aldı. Bu ne? Adam dumur olmuş, yavaşça çevirdi başını. Nereye gideyim? Nedir reis? Silah ne? Sus lan. Kapat çeneyi. Yakasından sıkıp arabaya yasladı. Adam silaha ve çalığa kötü kötü bakıyor. Öğretmenler odası Cahit masada düşünceli. Süleyman geri geldi. Cahit ne oldu diye sorgular bakıyor. Süleyman şişirdiği yanaklarıyla sıkıntılı karşı sandalyeye oturdu. Cahit şaka maka adını merak ettim ben. En son Zehra ile telefonda konuşurken birden kesilmiş, acayip sesler duymuş. Ondan sonra da bir daha ulaşamamışlar. Ha? Acaba bizim Erdem'e mi sorsak? O biliyordur bunun evini falan. Yani ne bileyim, vehimlerimizle hareket edip yanlış bir şey yapmayalım. Cahit, ben seninle de ilgili bir şeyler duydum. Van gibi mesela, doğru mudur? Doğru. E gidecek misin peki? Öyle görünüyor. E ya Zehra? Yani kesin bilmiyordur o şimdi. Duyunca mahvolacak kızcağız. Bu kız seni onca yıl bekledi Cahit. Kızın sana dut gibi aşık olduğu her halinden belli. Ben anlamıyorum. Yani problem ne ki? Problemi ağzında söyledin işte. Beklenmek. Beklenmek çok ağır bir yük Süleyman. İnanamıyorum sana Cahit. Ne var bunda? Yani kızcağız sahiplenilmek istiyor. Bütün kadınların doğasında var bu. Hayır. Bir kadına hiçbir zaman sahip olamazsın. Hiçbir zaman. Şiir gibidir kadın. Şair de şiire asla sahip olamayacağını bilir. Bunun hasretiyle hece hece yanar. Madem sahip olamayacağım, o zaman onda yok olmalıyım. E bunu da Zehra'ya yüklemek istemiyorum. Garip bir çelişki. Süleyman çözmeye çalışır gibi bakıyor. Ha. Ya ben hiçbir şey anlamadım. Boş ver Süleyman. Bazı şeyler anlaşılmayınca daha güzel. Zil mi çaldı? Bana öyle geldi. Manidar gülümsediler. Cahit muzurca eğdi başını. Kasım'ın kızı beyaz bir örtüyü ahşap bir desteğe dayamış nakışlıyor. İnce naif bir duruşu var. İçeri giren babasına kaldırdı başını, saygıyla ayağa kalkınca Kasım otur diye eliyle işaret edip yanına oturdu. Yuvarlak yüzlü, kırlaşmış sakalıyla müşfik bakışlı. Maşallah güzel kızım benim. Ne de güzel işlemişsin. Allah gözlerindeki nuru artırsın. Amin. Allah razı olsun babacığım. Aşkın bin gözlü devasa bir baş imiş. Yur her birini uykularından sohbetin. Dinlen ey zarif, bila tedbir çok söz açtın. Bu kırık akılla ne cürettir yaptığın? Beğendin mi? Çok güzel. Siz mi yazdınız? Hayır. Zarif bir yazan ve zarif şair. Seni görmek için buraya gelmek istiyor. Ne dersin diye de bana sorup duruyor. İnce esmer biri mi? Evet. Neden sordun bakalım? Ben onu rüyamda gördüm. Ama umudur değil midir bilemem. Bilmek mi istiyorsun? İzin verirseniz. Sana izni veren vermiş. Hadi bakalım. Hayır olsun. Kalkıp kapıya yönelmişti. Çıkmadan durup baktı kızına. 20'lerindeki kız başında eşarp, elleri önünde bağlı, dalgın, düşünceli duruyor. Emine okul kapısından girdi. Kahveli sarılı bir elbise, kahverengi bir palto giymiş.
Mavi eşarbı bandana gibi bağlamış, elinde çantası bahçeden merdivenlere yöneldi. Okula girdi. Güneşli bir gün. Hasan Ali Fuat'ın koltuğunda uyuyakalmış. Dergi. Akif, Ali ve Alaaddin masada. Kolay gelsin beyler. Atkısını koyup oturdu. Nasıl bir gündü anlamadım ya. Hayırdır? Celal Usta'nın yanından geliyorum. Camide fenalaşmış. Geçmiş olsun. Önemli bir şey mi? Evde mi, hastanede mi? Yok ya, evde. Daha önce hayatında görmediği biri camide yolunu kesmiş. Senin oğlan sadece polis katili değil, işte Alevilerle bir oldu, cami yakmaya hazırlanıyor demiş. Celal Usta da bunu duyunca yıkılmış tabii adamcağız. Esnaftan birkaç arkadaş toplamış, eve götürmüş. Ben de onu ziyaret ettim işte. Şimdi nasıl? Yani yardım edebileceğimiz bir şey var mı? Yok yok, iyi. Çözülecek o mesele. Rasim telefona kalktı. Alo, Edebiyat Dergisi. Oo, aleyküm selam. Kasım Bey, nasılsınız? Sağ olun. Konuştunuz demek. Çok sevindim. Cahit de çok mutlu olacaktır. En kısa sürede o zaman. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Hayırdır ya? Yüzünde güller açtı bir anda. Hayır, hayır. Beyler, galiba yakında düğünümüz var. Oo, harika haber bu. Hayat ne garip ya. Bir yanımız yıkılırken bir yanımız yapılmakta. Buruklaşıp bakışlarını indirerek başsalladılar. O komünistle ne işin var lan senin? Ha? Ne işin var oğlum? Daha 3 gün önce geberteceğim demiyor muydun lan sen bana? Ha? Kimsiz lan siz? Ajan mısınız oğlum? Kimsiniz lan? Ha? Adam pis pis sırıtıyor. Derdiniz ne lan sizin? Ha? Derdiniz ne oğlum sizin? Alırım lan canınızı. Çalık başına inen kabzayla yığıldı. Alırsın alırsın. Diğer piyangocuyla bakışıp gülümsediler. O zaman yapacağın şey çok basit bayım. Hazreti Mevlana'nın dediğini yap. Kalbin gökleri meylederse kanatlarını aç. Aç ve teslim ol. Uçarken aşağı ne bakarsın ki? Senin işin göklerde. Ben sana dedim hocam, Nuri Pakdil bu dünyanın adamı değil dedim. Belki sen de bu dünyanın adamı değilsindir Cevat. Hadi bakalım, çayları tazele. Nuri abinin sohbeti çayla seyredilmezse ağır gelir. Ayağa kalkmıştı ki açılan kapıdan Fuat girdi içeri. Cevat şeytan görmüş gibi diklenirken Fuat böm böm bakıyor. Dönüp Nuri'ye indirdi bakışlarını. Erdem afallamış, yandan bakıyor Fuat'a. Emine okulun mutfağına girdi, ortalık pek bir tertipli. Allah Allah, nerede bu herif? İşten mi kaytardı yoksa? Allah Allah. Etrafa, sınıflara baka baka koridorda yürüyor. Kolunda nöbetçi bantıyla bir oğlan yanaştı yanına. Kime bakıyorsun ebe? Ebe diye senin anana derler Zıpa. Edepli ol da teyze de bari. He, kusura bakma teyze, kimi arıyorsun? Hasan Ali Efendi'ye, okul hizmetlisi. Gördün mü? He, orada, aha, müdür odada. Emine boydan süzüp kıvırtarak odaya yöneldi. Çalığı deri koltuklu arabanın arkasına yatırdılar. Vay namussuz. Yetişmesem mutluydu beni. Bir de bana diyordunuz. Adnan Bey de görsün bakalım. Ala giden avlanır nasıl olurmuş. Bak nasıl da yatıyor. Kurt postuna bürünmüş kınalı kuzu. Hadi gidelim. Öne geçerken sağcı olan mavi kuyruklu uzun burun Amerikan arabasının direksiyon kısmına yürüdü. Emine çekinerek müdürün odasına girdi. Koltukta uyuyan Hasan Ali'ye şaşkın şaşkın bakıyor.
Kapıyı kapatıp içeri girdi, bedenini eğerek yavaşça yanına yürüdü. Bak hele şuna. Eve gelmeyi unutmuş da müdürlük hevesine düşmüş. Şimdi görün gününü sen, hele dur. Çantasını masaya koydu. Muzur, kurnaz baş sallayarak yaklaştı. Hasan Ali! Allah! Emine müdürüm! Hazır oldu. Emine kız kız. Emine? Hey ya! Asıl müdürün. Ulan Allah'ın fukarası. Ne yapayım sen burada? Hayal mi görüyorsun? Müdürlük hevesi mi gidiyorsun? Nurin Hasan Ali? Emine ya! Aklımı tavana vurdurdun ya. Benim müdür bir işi varmış, bir yere gitti. Okul da bana emanet etti. Heh, tam adamını bulmuş. Yürü git haydi, bahçe getir. Asıl işini yap. Tamam, tamam. Kızma Emine. Hemen çay getireyim sana, tamam. O çıktı, odaya bakma sırası Emine'de. Tümden dolaştı bakışları odayı. Yavaşça koltuğa oturdu. Rahat mı diye şöyle bir yayıldı. Fuat gibi burun büzüp sevimsiz olmaya çalıştı. Boşuna değilmiş la. Oturan kalkmıyor bir daha. Rahatmış la bu koltuk. Vay anam vay. Gelen Zehra şaşkın kalıverdi. Emine, ne yapıyorsun sen orada? Gel anam gel. Bakayım dedim, ne marifet var bu koltukta. Oturan Ali Kıran baş kesen kesiliği başımıza. Dedim ne oluyor biliyor musun? netice? Eç, sağlık. Yok anam yok. Bize göre değer bu işler. Adam bozar biliyor musun? Bu adam da boşuna dürlatmamış ha. Aa, bu koltuğun rahatı batmış görüyor musun? İlahi. Şuraya bak. Ödülleri gösterdi. Haydi. Elini kaldırıp selamladı. Kolunda çantası yürüdü. Seneler, seneler evvel bir deniz ülkesinde yaşayan bir kız vardı. Bileceksiniz. İsmi Annabel Lee. Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten, sevmekten başka beni. O çocuk, ben çocuk. Memleketimiz o deniz ülkesiydi. Sevdalı değil, kara sevdalıydık. Ben ve Annabel Lee. Göklerde uçan melekler bile kıskanırdı bizi. Bir gün işte bu yüzden göze geldi o deniz ülkesinde. Üşüdü rüzgarından bir bulut. Güzelim Annabel Lee'yi götürdüler el üstünde. Koyup gittiler beni. Elinde kitap dolaşırken baktı sınıfa. Mezarı oradadır şimdi. O deniz ülkesinde. Biz daha bahtiyardık meleklerden. Onlar kıskandı bizi. Evet. Bu yüzden... Şahidimdir herkes ve o deniz ülkesi. Bir gece bulutun rüzgarından üşüdü gitti Annabel Lee. Sevdadan yana kim olursa olsun yaşça baş şeyleri geçemezlerdi bize. Ne yedi kat gökteki melekler ne deniz dibicinleri. Hiçbiri ayıramaz beni senden. Güzelim Annabel Lee. Ay gelip ışır, hayali neşirir güzelim Annabel Lee. Bu yıldızlar gözlerin gibi parlar güzelim Annabel Lee. Orada gecelerim, uzanır beklerim. Sevgilim, sevgilim, hayatım, gelinim. O azgın sahildeki yattığın yerde senin. Zaferlerin sınıfı pür dikkat dinliyorlar. Cahit kah kitaptan, kah ezberden okurken cama yanaştı. Gözü dışarıda bir şeye takıldı, şaşkın. Bahçede gururla okula bakan adamla göz göze geldiler. Baba? 60'larında saçları seyrelmiş, bıyıklı kravatlı koyu paltolu adam aşağıdan tebessüm ediyor ona. Cahit çatık kaşlarıyla gergin bakıyor. 31. bölüm sonu. Yönetmen Adnan Güler, yapımcı İksan Fırat Ömercan.
Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemedernegi.com. Sesli Betimleme metin yazarı ve seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak. Altyazı Ece Naz Batmaz, Çağıl Doğan. İşaret dili Berrak Fırat, kontrolörler Fulya Akbaba, Samet Demirtaş, Beliz Coşar. Teknik yapım Murat Çağlar Özçelik, Gülay Mart. Bölüm oyuncuları Behiye Seha Çohadar, kız öğrenci Cansu Kanıyöndü, Ramazan Elçam Çakal, Sadece Piyangocu Rüsten Bayterin. Kas kakışı teşekkürler ve reklam akışı başladı. www.7güzeladam.tv www.facebook.com/7güzeladam.tv www.twitter.com/7güzeladam.tv Bu dizi TRT 1 tarafından Pusula filme yaptırılmıştır. 2014. Dönerek gelip odağa oturan yamuk şeklindeki kırmızı beyaz pusula ibresinin üstüne Pusula filmi yazdı. Bir ışık parlayıp söndü.